Bugün geçen derste başladığımız konuya devam edecek ve son derece ilginç olan bazı termodinamik işlemlere değineceğiz. Bu konuya devam ederken geçen derste gördüğümüz bazı hususlar üzerinde durmakta fayda var. Geçen dersimizde son derece basit birkaç çevrim görmüştük. Ben bu çevrimler üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Bunun için iki önemli sebebimiz var. Birincisi, geçen derste gördüğümüz üzere termodinamik çevrimler bizim bayağı işimize yaramakta. Mesela seçilen yol üzerinde termodinamik değerleri hesap etmek kolay olmayabilir. Bu yol boyunca çok sayıda termodinamik değişimler olabilir. Bu yol tersinir veya tersinmez olabilir ve birçok değişken ihtiva edebilir. Dolayısıyla bu karmaşık yolu takip etmek yerine içinde daha basit basamaklar bulunan bir çevrim kullanmak çok daha büyük kolaylıklar sağlar. Bu basamaklardaki termodinamik değişkenleri hesaplamak karmaşık basamaktakinden çok daha kolaydır. Bu durumda basit birkaç basamaktan geçen karmaşık tek bir basamaktan geçmekten çok daha mantıklıdır. Bildiğimiz gibi hal fonksiyonları yola bağımlı olmadıklarından değişimin etrafından dolaşmakta bir sakınca olmaz. Dolayısıyla termodinamik çevrimler çok kullanışlı olup bu çevrimler sayesinde termodinamik değerleri hesaplamak çok daha basit hale gelir. Termodinamik çevrimlerle bu kadar ilgilenmemizin ikinci sebebi ise bizim yaptığımız veya doğada olan birçok sistemin bu çevrimlere dayanmasıdır. Örneğin yaptığımız makinelerin en azından bir parçası bu termodinamik çevrimleri göre çalışır. Sadece insan yapısı mekanik sistemler değil, biyolojik yakıt tüketen biyolojik makinelerin belli parçaları termodinamik çevrimlere dayanır. Dolayısıyla termodinamik çevrimleri anlamak, biyolojik sistemleri anlamak açısından son derece önemlidir. Ben burada bir tane çevrimi inceleyeceğim ve sonra da sizden ödev olarak başka bir çevrimi incelemenizi isteyeceğim. Böylelikle bazı önemli termodinamik çevrimleri anlayacağız. Şimdi bu çevrimleri incelemeye başlayalım. Önce bu tahtadakileri lütfen not alın. Bu benim öğrenci görüşme saatlerimi göstermektedir. Önce neleri hesap edebileceğimize bakalım. Öncelikle delta U ve delta H, bunlar bizim aşina olduğumuz hal fonksiyonları V, Q ve W, yani ısı ve iş. Bunlara ek olarak size yeni bir fonksiyon daha tanıtmak istiyorum. Buna daha isim vermedim. Bunun kendine has bir formu var. İntegral dQ bölü T. Pekala. Buna özel fonksiyon diyeceğiz. Ve ds ile göstereceğiz. Bu ders boyunca bu fonksiyonla çok ilgileneceğiz ve bu fonksiyon ileriki derslerimizde çok daha büyük önem kazanacak. Ben bu şansı kullanarak onu sizlere önceden tanıtmak istedim. Pekala, şimdi inceleyeceğimiz çevrime bakalım. Burada daha önce yaptığımız gibi bir PV diyagramını kullanacağız. Başlangıç ve bitiş hacimlerimizi yazalım. Ancak burada
Farklı basınçlardan geçeceğiz ve ilk hacimden son hacime gelirken iki farklı yol kullanacağız. Bunlardan bir tanesi P2, bir tanesi de P3. Basıncın da bitecek. Bunlardan biri tersinir izotermal bir yol olsun. Bu yola A yolu diyelim. Tersinir izotermal, yani sıcaklık sabit. Burada T1 sıcaklığından başlayıp sabit sıcaklıkta olduğundan dolayı T1 sıcaklığını bitireceğiz. Daha sonra tersinir adiabatik bir yol izleyeceğiz. Buna da B yolu diyelim. Tersinir adiabatik. Tabii bu yol farklı bir sıcaklıkta sonlanacak. Geçen dersinizde adiabatik ve izotermal yolları karşılaştırmıştınız ve bunlar aynı hacimde başlamaları durumunda farklı hacimlerde sona eriyorlardı. Burada yaptığımız bundan biraz daha farklı bir şey. Dolayısıyla buradaki adiabatik basamakta farklı bir sıcaklıkta bitecek. Buna da T2 diyelim. En son olarak da çevrimi bu şekilde kapatalım. Bu son yol sabit hacim yolu. Buna da C yolu diyelim. Hacim sabit. Tamam mı? Şimdi bu çevrimi dolaşalım. Bunu yaparken de termodinamik değerlerin nasıl değiştiğine bakalım. A yolunu alalım. Bu izotermal bir yol. Başta belirtmesek de bu çevrimde ideal gaz kullanıyoruz. Pekala. A yolu görüldüğü gibi sabit sıcaklık yolu. A yolu için delta U değerini tabii ki sıfır. İdeal gaz sıcaklık değişimi yol izotermal delta U eşittir CV dT idi. Dolayısıyla delta U sıfır eşit. Çünkü sıcak değişimi yok. Delta dT sıfır. Peki delta H için ne söyleyebiliriz? Delta H eşittir CP dT idi. Dolayısıyla bu da sıfır. İdeal bir gaz dH sıfır. İş için ise net bir ifade yazmak mümkün. Tam tersinir olduğunda bu değer eksi PdV'ye eşit. İdeal gaz kullandığımızdan dolayı P yerine RT bölü V yazabiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Elimizde P var. Yani çok fazla değişken var. Değişim dV olduğuna göre P'yi yok edip ifadeyi V cinsinden yazmalıyız. Dolayısıyla bu değer eksi RT1 dV bölü V olur. Sabit sıcakta çalıştığımızdan direkt olarak T1 değerini koyduk. Bunun direkt olarak integralini alırsak A yolu için olan iş V1'den V2'ye integral eksi RT1 dV bölü V'dir. Bunun sonucunda eksi RT1 ln V2 bölü V1 çıkar. Şimdi yapılan işlemleri bir kere daha kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yapılan işlemin sonunda hacim artmaktadır. Dolayısıyla bu bir genleşmedir. O zaman sistemim çevreye iş yapmaktadır. Yoksa çevre mi sisteme iş yapmaktadır?
Birisi bir şey dedi galiba. Tabii ki sistem genleşmek suretiyle çevreye iş yapmaktadır. Çevre yapılan iş eksi bir değer olarak alındığından bunun sonucu da eksi bir değer çıkmalıdır. Burada V2 büyüktür. V1 olduğunda bu pozitif çıkar. Dolayısıyla toplam terim negatif olur. Pekala, şimdi Q'ya bakalım. Bu değerin işin değerinin tersi olması lazım. Çünkü delta V eşittir 0 olduğunu gördük. Delta U eşittir Q artı W olduğuna göre QA değerinin RT1 ln V2 bölü V1 olacağı açıktır. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla ısı çevreden sisteme doğru akmaktadır. Yukarıdaki iş hesabına göre. Pekala. Bu termodinamik değerlere daha önce aşina olmuşsunuz zaten. Şimdi bir de kısaca yukarıda bahsettiğimiz özel fonksiyonumuza bakalım. Bunu hesap etmek o kadar zor değil görüldüğü gibi. Çünkü sabit sıcaklık yolu takip ettiğimizden dolayı paydadaki T değeri T1 olacak. Q'yu da hesapladık. Dolayısıyla birden 2'ye dq bölü t1'in integrali eşittir r ln v2 bölü v1 olur. Bu özel fonksiyonumuzun a yolu için olan değeridir. Görüldüğü üzere a yolu için tüm hesapları yapmış bulunuyoruz. Şimdi bunu B ve C yolları ile karşılaştıralım. Bu yol adiabatik bir yoldu. Peki burada sıfır olan şey neydi? Tabii ki Q adiabatik değişimden kastımız bir ısı değişimi olmaması sistem ile çevre arasında. Dolayısıyla olan şey QB eşittir sıfır. Ama sıcaklık değişiyor. Gazımız P1, V1, T1 halinde. Tabii 1 mol gaz. Bu halden P3, V2, T2 haline geçiyor. İzotermal değişimin aksine. Burada sıcaklık değiştiğinden delta U değeri sıfır değil. Delta U değeri ideal gaz olduğundan C ve DT olarak verildiğinden bunu doğrudan integre edebiliriz. Buradan delta UB eşittir C ve T2 eksi T1 olarak bulunur. Benzer olarak DH eşittir CP DT olduğundan delta HB eşittir CP T2 eksi T1 olur. Tamam. Pekala, QB'yi zaten 0 olarak bulduk. Delta eşittir Q artı W idi ve delta o 0 değil. Dolayısıyla bu değer doğrudan işe eşit. Şimdi özel fonksiyonumuza bakabiliriz. QB eşittir 0 olduğundan integral DQ bölü T'ye eşit olan bu özel fonksiyonumuzda integral dq bölü t 0 olur. Anlaşıldı mı? Pekala. Son olarak da
T2 ile T1'i birleştiren sabit hacim yoluna yani C yoluna bakalım. Hacim sabitse hangi değer sıfır olur? Biraz daha fazla ses beklerdim. Hangi değer sıfıra eşit? İş değil mi? Harika. Demek ki sabit hacim işlemi için VC eşittir 0. Ancak sıcaklığımız T2'den T1'e değişiyor. Biraz önce delta UB ve delta HB değerlerini bulmuştuk. Burada da aynı ideal gazı kullandığımızdan benzer hesaplamalarla delta UC eşittir CV çarpı T1 eksi T2 ve delta HC eşittir CP çarpı T1 eksi T2 yazabiliriz. Görüldüğü gibi delta UC değeri sıfırdan farklı. İş sıfır olduğuna göre bu direkt olarak ısıya eşit. Bu termodinamik fonksiyonlara zaten aşinayız. Şimdi de özel fonksiyonumuza bakalım. Bu fonksiyonun sıfır olmayacağı gayet açık. Çünkü ısı değeri sıfır değil. Sistem ile çevre arasında bir ısı alışverişi var. Bu özel fonksiyonu integral dq bölü t olarak tanımlamıştık. Ancak burada bizim işimizi basitleştiren bir husus var. Delta UC eşittir QB idi. Öyleyse Q yerine delta U'yu kullanabiliriz. Gene integral T1'den T2'ye DU bölü T yazarsak delta U eşittir C ve DT idi. Nihai sonucumuz CV çarpı ln T2 bölü T1 bulunur. Anlaşıldı mı? Pekala. Çevremizi tamamladık. Şimdi bu çevrimdeki basamakları birbiriyle karşılaştıralım. A basamağında olan olayları B ve C basamaklarında olan olaylarla karşılaştıralım. Affedersiniz, delta UC eşittir QB yazdınız. QC olmayacak mı? Evet, çok haklısınız. Teşekkürler. Affedersiniz hocam, integrali de T1'den T2'ye aldınız. T2'den T1'e almanız gerekmez miydi? Evet, haklısınız. Bunların hepsi T2'den T1'e olacak. Hemen düzeltelim. Hepsi T2'den T1'e. Evet, bu da T2'den T1'e. Bu da. Teşekkürler. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tip detaylar varsa bekliyorum. Şimdi A basamağında olan olaylarla B artı C basamaklarında olan olayları birbiriyle karşılaştıralım. A basamağında olan olaylarla ilgili elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Delta V eşittir 0. Delta H eşittir 0. Evet. Evet. İş ve ısıya da bakalım.
Bu bizim A basamağındaki işimiz. Bu da bizim A basamağındaki ısı değişimimiz. Şimdi de B artı C basamaklarındaki olaylara bakalım. Görüldüğü üzere delta UB eşittir CV çarpı TX eksi T1 ve delta UC eşittir CV çarpı T1 eksi T2. Dolayısıyla toplam değer 0. Yani B artı C basamaklarının toplamında delta U değişmiyor. Bu fonksiyonun A basamağındaki değeri de 0 idi. Aynı şey delta H değeri için de geçerli. Buradaki yegane fark CV yerine CP kullanılmasıdır. Burada B basamağı için olan delta H değeri bu, B basamağı için delta H değeri de bu. Dolayısıyla bu değer her fonksiyonları beklenildiği gibi davranmakta. İster çevrimin etrafında dolaşın, isterse en kestirme yolu seçin. Aynı noktadan başlayıp aynı noktada bitirdiğiniz zaman hal fonksiyonlarının değişimi aynı. Çünkü bunlar sadece sistemin haline bağımlı olup yoldan bağımsız. Biz de bunu göstermiş oluyoruz. Benzer olarak bir noktasından iki noktasına ister A yolunu, isterse B artı C yolunu takip ederek gidelim. Delta U, delta H herhangi bir fonksiyon değişimi aynı olur. Burada da görüldüğü üzere her iki durum için bunların değişim değerleri sıfır olmaktadır. Şimdi de iş ve ısı değerleri nasıl değiştiklerine bakalım. Burada A yolu için iş ve ısı değerlerimiz var. Görüldüğü gibi bunlar birbirinin ters işaretlisi. Burada da B ve C yolları var. C yolu için iş sıfır ama B yolu için sıfır değil. Bu iş C ve T2 eksi T1'e eşit. Görüldüğü üzere bu basamaklardaki işler A basamağındakine eşit değil. Çünkü biz biliyoruz ki iş bir hal fonksiyonu değil, yola bağımlı. Bu her iki işlemde de çevreye iş yapılmakta. Ancak yapılan işin miktarı farklı. Aynı durum ısı için de geçerli. Burada delta U A eşittir 0 idi. Dolayısıyla ısı işin zıt işaretlisi olmalıdır. Görüldüğü üzere ısı değeri aynı noktadan başlayıp aynı noktada biten bu farklı yol için aynı değildir. Şimdi bunu detaylı olarak görelim. Burada A yolu için ısı değişimi gösterilmiştir. B yolundaki ısı 0, C yolundaki ise CV çarpı T1 eksi T2'ye eşit. Burada da görüldüğü üzere hem ısı hem de iş farklı yollardan gidilmesi durumunda aynı değerleri vermez. Şimdi de özel fonksiyonumuza bakalım. A yolu için bunun değerini R çarpı ln V2 bölü V1 bulduk. B yolu için değeri sıfırdı. C yolu için ise CV çarpı ln T1 bölü T2 değeri bulunmuştu. Şimdi bunlara biraz daha detaylı bakalım. Özel fonksiyonumuz A yolu için R çarpı ln V2 bölü V1. B artı C yolu için ise CV çarpı ln T1 bölü T2 değerine eşit. 2 farklı eşitlik ancak olay pek böyle basit değil. Neden mi? Çünkü bu adiabatik bir yoldu. Ve geçen dersimizde adiabatik işlemlerde P ile V arasında özel bir ilişki olduğunu görmüştük. Şimdi bunu yazalım. Adiabatik tersinir bir yol için T1 bölü T2 eşittir
V2 bölü V1 üssü R bölü CV idi. Eğer bu CV değerini alıp elen T1 bölü T2 ve de R değerine de elen V2 bölü V1 değerinin üzerine üs olarak koyarsak göreceğimiz şey bu iki değerin birbirine eşit olacağıdır. Dolayısıyla T1 bölü T2 üssü CV eşittir V2 bölü V1 üssü R olur. Dolayısıyla DSA değeri DSB artı C değerine eşit olur. Tamam. Bu garip özel fonksiyonumuz hakkında elde ettiğimiz önemli bir bulgu. Görüldüğü gibi bu fonksiyon en azından bu çevrim için bir hal fonksiyonu olarak davranmaktadır ve gidilen yoldan bağımsızdır. Buradan başlayıp tek basamakta buraya gelmekle yine aynı noktadan başlayıp iki basamakta aynı noktaya gelmek arasında bir fark olmamaktadır. Şimdilik bu özel fonksiyon hakkında bu kadar konuşmakla yetineceğim ama ileride bu fonksiyonu çok daha detaylı incelediğimizden emin olabilirsiniz. Daha ileri gitmeden tahtayı aşağı indireceğim ve size evde çözmeniz için bir çevrim çizeceğim. Bu çevrimi ödev olarak siz çözeceksiniz. Bir dakika, buralarda bir yerlerdeydi. Notların bir yerinde olmalı. Evet. Eğer soru ile ilgili bir yardım isterseniz notlara bakabilirsiniz ama soruyu kendiniz çözmeye çalışınız lütfen. Yine aynı A yoluyla başlayalım. A yoluyla başlayalım. Yine elimizde tersinir, adiabatik bir yol var. Şimdi de çevrimimizi farklı bir şekilde tamamladığımız zaman ne olacağına bakalım. Bu şekilde bu yol sabit basınç yolu. Bu yolda sabit hacim yolu. Çevrim öncekine benziyor ama yollar biraz farklı. Aynen bir önceki sabit hacim basamağı gibi ancak burada basınçlar farklı. Bu yola D, diğerine de E dedik. Sizden bu çevrim üzerinde çalışarak hal fonksiyonu gibi davrandıklarınızı göstermenizi bekliyorum. Özellikle bu özel fonksiyonu hal fonksiyonu olarak davranıp davranmadığını bulmanızı rica ediyorum. Tabii iş ve ısının hal fonksiyonu olarak davranmadığını göreceksiniz. Farklı yollardan gittiğinizde sonuçlar aynı çıkmayacak. Tamam. Çevrimleri incelemekte veya bu tip ifadeleri kullanmakta bir sorunuz var mı? Bu tip ifadeler karşınıza çok çıkacaktır. Örneğin imtihan kağıtlarının sonunda bu tip denklemler bir form şeklinde size verilecektir. Bunun anlamı bunları ezberlemek zorunda olmadınız ancak bunun diğer anlamı da bunları kullanmayı gayet iyi bilmeniz gerektiğidir. Örneğin burada tersinir bir adiabatik değişim var. Burada da hacim değişimi olmakta. Bu ikisini birbirine bağlamanız istenebilir. Burada incelediğimiz veya incelemediğimiz çevrimler tabii ki sınavda size soru olarak çıkabilir. Bu konu için bu kadar yeterli. Şimdi yeni bir başlığa geçelim. Yeni konumuz termokimya. Şu ana kadar sınıfta yapılan örnekler genellikle mekanik değişimlerle ilgiliydi. Basınç, hacim değişimi gibi
Sistem genleşme suretiyle çevre iş yapıyordu ve ısı ve iş değişimi oluyordu ve siz de şimdi yaptığımız gibi basit termodinamik değişkenleri hesaplıyordunuz. Şimdi ise artık bu işlemleri kimyaya uygulamak vakti geldi. Kimyasal reaksiyonları incelemeye başlayalım. Tabii burada kimyasal bir reaksiyon sırasında termodinamik değişkenlerin değişimine bakacağız. Buradaki en önemli parametre entalpi değişimidir. Bilindiği gibi entalpi sabit basınç altındaki ısı değişimi olduğundan direkt olarak ısı ile ilişkilidir. Bunu kullanarak reaksiyon ısıları hesap edilebilir. Atmosfere açık bir ortamda yapılan bir reaksiyon sabit basınç altında oluyor demektir. Atmosferi açıksa sabit basınç altındadır. Örneğin bir asit ile bir bazı karıştırdığımızda ortaya ısı çıkar. Veya iki tane madde reaksiyona girip ortamı soğutabilir. Bunlar en güzel örnek eczanelerde satılan soğutma veya ısıtma paketleridir. Bunları kırdığınız zaman ısı veren veya ısı alan bir reaksiyon meydana gelir. Burada olan şey olarak özel olarak seçilmiş tepkenlerin reaksiyona girerek ısı veren veya ortamdan ısı çeken reaksiyonlar oluşturmalarıdır. İster negatif ister pozitif olsun bu ısı reaksiyon ısıdır. Tabii bunun pratikte en büyük uygulaması yakıtların yanmasıdır. Ortaya çıkan ısı kolaylıkla hacim işine dönüştürülebilir. Örneğin içten yanmalı motorlarda yakıtın yanması sonunda ortaya çıkan ısı gazı genleştirerek kullanılabilir işe dönüşür. Dolayısıyla yanma reaksiyonu sonunda bir iş elde ederiz. Şimdi de bu hesaplamaları nasıl yaptığımıza kısaca bakalım. Öncelikle aranızda 511 dersini alan var mı? Peki 512 kursunu alan? Bu kurslarda biraz termokimyayı görmüş olmanız gerekiyor. Termokimya konusunu işlerken aşina olduğunuz termodinamik terimleri bir kere daha size hatırlatacağım. Size verdiğim notların her noktasını detaylı bir şekilde incelemeyeceğiz tabii ki. Tabii ki görmediğiniz daha detaylı konuları da açıklayacağız. Merak etmeyin. Pekala. Termo kimya. Burada yapmak istediğimiz şey herhangi bir reaksiyon için reaksiyon ısısının ne olduğunu tahmin edebilmek. Burada hesap edeceğimiz değer ise delta H. Dolayısıyla her türlü reaksiyon için bunu yapabilmemiz gerekir. Öncelikle ve çoğu zaman inceleyeceğimiz reaksiyon tipi sabit basınç altında cereyan eden reaksiyonlardır. Sabit basınç altında tersinir olarak cereyan eden bir reaksiyon için reaksiyon ısısı delta H değeridir. Tamam. Delta U değerinde hesaplayacağımız ve delta H değerinde bildiğimize göre bunları kullanarak iş değerini de gayet rahat bir şekilde bulabileceğiz. Tabi tipik olarak ideal gaz durumunu alırsak delta U değeri çok daha kolay bir şekilde bulunur.
Buradan da direkt olarak iş değerine geçilir. Bunlar son derece etkili ve güçlü hesaplama araçlarıdır. Bu hesaplar için nelerin gerekli olduğunu belirledikten sonra işimiz son derece basit. Pekala, herhangi bir reaksiyon alalım. Bu iş için yazacağımız reaksiyon demirin paslanma reaksiyonu. Demir atmosferde ve nemli ortamda bırakılırsa su ile birlikte demir oksit oluşturur ve bunlar arasında bir denge söz konusudur. Burada demir oksitimiz var. Normal şartlar altında katı. Gaz halindeki hidrojenle birleşerek katı halde demir ve sıvı halde su oluşturur. Burada yazdığımız şekle göre katı demir direkt olarak suyun içine daldırılmaktadır. Burada su farklı formda da olabilir ama biz burada sıvı halde olduğunu farz edeceğiz. Ve reaksiyon bu yöne doğru giderek demir oksit ve hidrojen gazı veriyor. Tamam. Burada reaksiyon ısısı veya reaksiyon entalpisi, sabit basınç, izotermal ve tersinir şartlar altında olan ısı değişimi olarak tanımlanır. Yani sıcaklığın değişmeyip tersine bir işin yapıldığı durumlarda ortaya çıkan ısıdır. Bu da bir izotermal reaksiyona karşılık gelir. Ve basınç da sabittir. Ve yapılan iş tersinirdir. Tabii reaksiyon çok farklı şartlarda yapılabilir. Yani dışarıda veya laboratuvarda veya farklı değerleri sabit tutmak suretiyle de yapılabilir. Burada reaksiyon ısısını daima yukarıda söylediğimiz şekilde tanımlayacağız. Çünkü bu son derece önemli. Çünkü ileride reaksiyon ısılarını listelememiz gerekecek. O yüzden bu tanım son derece önemli. Çünkü bu değerleri listelediğimiz zaman şartların ne olduğunu belirtmek zorundayız. Diğerleri de hesaplayacağız. Peki bu nasıl olacak? Bu reaksiyonun entalpisini hesaplamak için ürünlerin entalpilerinin toplamından tepkenlerin entalpilerinin toplamını çıkartmamız gerekir. Çünkü bu bir hal fonksiyonu. Prensip olarak bunda bir sakınca yok. Ancak burada önemli bir detay var. Entalpi aynen potansiyel enerjide olduğu gibi mutlak bir ölçekte değil, bağıl bir ölçekte ölçülebilir. Örneğin bir yer çekimi kuvveti altında herhangi bir cismin potansiyel enerjisini belirlemek isterseniz bunun için bir sıfır noktası belirlemeniz gerekir. Bu gelişigüzel olarak seçilen bir noktadır ve ölçümünüzü bu noktaya göre yaparsınız. Aynı olay entalpi için de geçerlidir. Entalpi U artı PV'ye eşittir biliyorsunuz. Dolayısıyla bir başlangıç veya referans noktasını tanımlamamız gerekir. Çünkü laboratuvarda yaptığınız ölçümler entalpide olan değişimi verir. Aynen potansiyel enerji olduğu gibi. Başlangıç noktası olarak seçilen değer gelişigüzel olarak seçilir. Yani bu sıfır noktasının belirlenmesi mecburidir. Bunun için son derece net bir işaretleme yöntemi vardır. Burada sıfır noktası olarak belirlenen değer her elementin oda sıcaklığında ve atmosferik basınç altında en kararlı olduğu saf halinin entalpisidir.
Örneğin entropi için seçtiğimiz sıfır noktası sıfır entropidir. Ve bundan sonra ürünler ve tepkenlerin entropi değerleri bu referans noktasına göre hesaplanır. Buna standart hal denmektedir. Sıfır noktasının neresi olduğu belirlendikten sonra hesaplamalarımızı çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu listelenmiş değerlerin hepsi aynı standart değere göre ölçülmüştür. H için olan referans noktamız 298,15 Kelvin. Bir bardaki elementin en kararlı halinin entropisi olup bu her element için sıfır olarak alınır. Bu son derece önemli. Bu referans noktasının belirlenmesinden sonra yapmamız gereken yegane şey her tepken ve ürünün entalpilerini bulmaktır. Burada entalpiden kasıt her bileşiği saf haldeki elementlerinden oluşturmak için gerekli olan entalpidir. Tabii oda sıcaklığı ve atmosfer basıncında. Dolayısıyla burada kullanacağımız H değerleri oluşma entalpileridir ve oluşma entalpileri bileşiklerin elementlerinden oda sıcaklığı ve atmosfer basıncı altında oluşturulması için gerekli olan ısı miktarıdır. Yani burada kullanmamız gereken değer bileşiklerin elementlerine oluşması için olan oluşma entalpileridir. Burada her tepken ve ürün için artık H değil, delta H değerleri kullanacağımızdan bir sıkıntımız olmayacak. Çünkü bu değer bu bileşiğin entalpilerinin oda sıcaklığı ve atmosfer basıncı altındaki kararlı hallerinin entalpilerinin çıkarılmasına eşit olur. Zaten bu elementlerin oda sıcaklığı ve atmosfer basıncı altındaki kararlı hallerinin entalpilerini sıfır olarak tanımladık. Dolayısıyla burada yaptığımız şey meydana gelen bileşiklerin entalpisinden sıfır çıkarmak. Bunu yapmak son derece önemli çünkü oluşma sısı ölçülebilir bir değer burada. Katı demir ile gaz halindeki oksijeni birleştirmek suretiyle katı demir oksit oluşturabiliriz. Ve bunun oluşmasını ölçebiliriz. Bunu bir kere listeledik mi bu değeri artık sürekli kullanabiliriz. Bu işlemi tüm diğer bileşikler için de yapabiliriz. Başka bir deyişle referans halini tanımladıktan sonra oluşma ısılarını çok rahat bir şekilde ölçebiliriz. Çok sayıda bileşik için bu değerler listelenmiş haldedir. Dolayısıyla herhangi bir reaksiyonun reaksiyon ısısını belirlemek için ürünlerin oluşma ısılarının toplamından tepkenlerin oluşma ısılarının toplamını çıkarmak yeterli olacaktır. Pekala, bunu yazıya dökelim. Örneğin hidrojen gazının 298,15 Kelvin ve atmosfer basıncı altındaki molar entalpisi sıfırdır. Buradaki bu ufak sıfır değeri basıncın 1 bar olduğunu göstermektedir. Buradaki bu ufak sıfır 1 bar olduğunu gösterir.
Örneğin katı halde ve 298,15 Kelvin'de demirin molar entalpisi 0 olur. Demir element olarak zaten katı haldedir ve oda sıcaklığı ve atmosferik basınç altında en kararlı hali budur. Bundan sonra oluşma ısılarını kolaylıkla tahmin edebiliriz. Bu özel reaksiyonda hidrojen gaz halinde demir de katı haldedir. Bu şartlar altında bunlar en kararlı hallerindedir. Ancak bu bir bileşiktir ve oluşma entalpisi sıfırdan farklıdır. Su içinde aynı şey söz konusudur. Dolayısıyla demir oksit ve suyun oluşma entalpisini bulursak bu reaksiyonun entalpi değişiminde rahatlıkla bulabiliriz. Bu değer bu 3 mol suyun oluşma entalpisinden 1 mol demir oksitin oluşma entalpisinin çıkarılması ile elde edilir. Peki, bunu nasıl yaparız? Bunun için bu bileşiklerin elementlerinden oluştuğu reaksiyonları yazmamız gerekir. Bunun için çok sayıda değeri listelememde gerekecektir. Örneğin hidrojen bromürü alalım, yani HBr'yi. Peki bu reaksiyonun oluşma entalpisi nedir? Burada ufak bir sıfırımız var. Ufak bir sıfır. Bunun için hidrojen bromürü elementlerinden oluşturan reaksiyonu yazmam gerekir. Bu reaksiyon 1 bölü 2 hidrojen gazı sıcaklık 1 bar artı 1 bölü 2 brom sıvı sıcaklık 1 bar eşittir hidrojen bromür gaz sıcaklık 1 bar şeklindedir. Buradaki delta H reaksiyon değeri, delta H sıfır oluşma değerine eşittir. Dolayısıyla hidrojen bromür gaz sıcaklık yani T 1 bar için olan reaksiyon entalpisi delta H sıfır oluşma değerine eşittir. Bu oluşma ısılarının nasıl belirlendiğine bir örnektir. Bu değeri tüm bileşikler için hesaplayabiliriz. Ve sonra bu tip reaksiyonlara geri döneriz ve son derece basit bir şekilde reaksiyon ısısını belirleriz. Burada yaptığımız şey aşağıdaki bir çevrimdir. Tepkenlerden ürünleri oluşturuyoruz. Tabii bunun için delta H kadar bir ısıya gerek var. Önce her iki tarafı da standart haldeki elementlerini ayırıyoruz. Burada delta H tepkenlerin oluşma entalpilerinin toplamının eksi işaretlisi olur. Çünkü burada yaptığımız şey tepkenleri parçalayıp elementlerini ayırmak. Buna dayanarak buradaki tepkenleri de katı demir ve oksijen gazına
Ayıracağım ve bu reaksiyonun entalpisinin oluşma ısısı veya oluşma entalpisi ile verildiğini de biliyorum. Demir oksitin oluşma entalpisi. Şimdi burada bu aynı elementleri alıp ürünleri yapacağım. Bunda bir sorun çıkmayacağını biliyorum. Çünkü üstteki reaksiyon zaten cereyan ediyor. Atomlar muhafaza ediliyor. Dolayısıyla burada delta H tüm ürünlerin oluşma entalpilerinin toplamı olur. Burada onları yeniden birleştiriyorum. Tabii ki bu oluşma ısısı pozitif. Bu oluşma ısısı da negatif alınır. Başka bir deyişle elimde tepkenler ve ürünler var. Reaksiyon için olan delta H değeri, ürünlerin delta H oluşma değerlerinde reaktantların delta H oluşma değerlerinin çıkarılmasıyla bulunur. Buradaki en önemli mesaj delta H reaksiyon değerinin ürünlerin delta H oluşma değerlerinden tepkenlerin delta H oluşma değerlerinin çıkarılmasıdır. Evet. Herhangi bir soru var mı? Pekala. Yarın bunların detayına gireceğiz. Bundan sonraki kısım tamamıyla cebirseldir. Bunların üzerinde geçip çözümleyeceğiz. Daha sonra bu delta H ölçümlerinin nasıl yapıldığını göreceğiz ve bunları ölçtüklerimizle karşılaştıracağız. Evet. Yarın görüşürüz.